Şimdi Aspor editörü Furkan Bozoğlu Süper Lig'den notlarını aktaracak. Furkan günaydın sosyende. Günaydın Ezgi Toper. Evet tabii önemli bir organizasyon Dünya Kupası'nın ardından hem Avrupa'nın 5 büyük ligi hem diğer ligler hem de Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Dün iki karşılaşma oynandı Süper Lig'in 15. haftasında. Haftanın maçı ise tabii ki Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında. Bugün saat 19'da, bu akşam saat 19'da bu mücadeleyi izleyeceğiz. Heyecanımız her geçen dakika, her geçen saat artıyor açıkçası. Öncelikle bu karşılaşmayla başlayabiliriz. Trabzonspor ve Fenerbahçe Son 10 maçta neler yaptı, nasıl sonuçlara elde etti? Hemen bir bakalım isterseniz. 2018-2019 yılına gideceğiz. Trabzonspor 2 Fenerbahçe sıfır... bu karşılaşmaya bakalım. Son maç yok galiba. Abdullah Avcı ve George Jesus Trabzonspor Fenerbahçe maçına doğru böyle bir e, karşılaştırmaya bakalım göz atalım. İki hocanın da bu sezonki performansları 13'er maça çıktı. İki te teknik direktörde 6 galibiyet Abdullah Avcı aldı. 9 galibiyet George Jesus elde etti. Beraberlik 5'e 2, mağlubiyet 2'ye 2 olmuş. Ortalama puansa tabii ki burada Jorge Jesus'un etkisini görüyoruz işte. 2.23 olmuş Fenerbahçe adına. Fenerbahçe sadece Süper Lig'de değil, Avrupa Ligi'nde de önemli işler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Grubu lider tamamlamıştı. Bakalım Süper Lig'deki çıkışını sürdürecek mi Fenerbahçe? Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması gerçekten çok çok önemli. Jorge Jesus için de ne kadar önemli olduğunu tabii ki biliyoruz. Fenerbahçe şu an ligde lider konumda. Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla çıkarsa önemli bir e, galibiyet elde etmiş olacak. Abdullah Avcı ise Trabzonspor bu galibiyetle birlikte şampiyonluk potasına dahil olmuş olacak. Daha doğrusu bu ısrarını sürdürmüş olacak diyebiliriz. Diyelim ve bir de kalecilere hemen göz atalım. Uğurcan Altay hemen dikkati çeken iki oyuncu. Birisi 11, Uğurcan 11, Altay 13 karşılaşmaya çıkmış. Gol yemediği maç sayısı 4'e 7. Kurtarış sayısı 28'e 25 olmuş. 7 gol 16'ya 14. Arada 2 gollük bir fark söz konusu. Kurtarış yüzdesi %57'ye 58 olmuş. İşte iki, tek, iki kalecinin de iki file bekçisinin de performansı bu şekilde bu karşılaşma öncesine kadar ki istatistikler bu şekilde oluşmuş. Bir de defans hattına göz atalım. Vitor Hugo ile Atilla Zalai. 12 maça 13 maç. Bir maç daha fazla oynamış bu sezon Süper Lig'de. Atilla Zalai pas yüzdesi Vitor Hugo'nun gerçekten yüksek. %92. Atilla Zalai %84. Top kapma bir defans oyuncusu için önemli bir özelliktir. Vitor Hugo'nun burada üstün olduğunu görüyoruz. 1.1'e 0.4 olmuş. Hava topu kazanmadaysa açık ara farklı Atilla Zalai'yi görüyoruz. 1.6, 2.2. Bir maçta 2'nin üzerinde top kapma, e, hava topu kazanma istatistiği söz konusu Atilla Zalai'nin. Vitor Hugo'nun ise 1.6. İkili mücadele kazanmaya baktığımızda ise %4'lük farklı Atilla Zalai üstün konumda bulunuyor. %54'e 58 diyelim ve orta alanda şöyle bakalım dengeleri sağlayabilecek iki takım adına dengeleri sağlayabilecek önemli isimler. Trabzonspor'da Siopis, Fenerbahçe'de ise Crespo'ya göz atacağız. Bir diğer grafiğe geçebiliriz. Onar maça çıktılar bu sezon Süper Lig'de. E, Crespo'nun iki golü var, bir asisti bulunuyor. Siopis'in herhangi bir gol üretimi söz konusu değil ama bakalım bu maçta farklı işler yapabilecek mi? Gol veya asistleri olacak mı? İsabetli pas %89'a 81, Dribbling 0.6'ya 0.9 olmuş. İkili mücadele kazanma %52'ye %54'lük bir üstünlüğü söz konusu Crespo'nun. Siyopis ve Crespo'nun da istatistikleri bu şekildeydi. Bakasetas ve İrfan Can'a da hemen bakalım. 11 maça 10 maç bu sezon Süper Lig'de çıktıkları maç sayısı. 4 gol atmış, 3 de asist yapmış Bakasetas. İrfan Can 3 gol, 1 asistle oynamış. Pas yüzdesi 83'e 78, yüzde %83 83'e 78. Yine Bakasetas'ın üstünlüğü bulunuyor. İsabetli şutta 0.9'a 0.7 Bakasetas'ın üstünlüğü bulunuyor. Yine Dribbling'de ise düşük istatistikler ama Bakasetas'ın üstünlüğü yine 0.3 farkla e, göze çarpıyor. Bakasetas ve İrfan karşılaştırmaları da bu şekilde diyelim ve Umut Bozok'la Batu de göz atalım. Tabii ki gol silahları iki takımında onlara çok iş düşüyor bu akşam. 9 maça çıkmış Umut Bozok, 7 maça çıkmış Batu Dünya Kupası'nda iyi işler yaptığı takımıyla birlikte Batu takımının ilk golünü dağıtan oydu. Lukaku'nun sakatlığı sonrasında tabii ki Batu Belçika'daki o iyi futbolunu da gördük Belçika milli takımıyla. Asistler sıfıra bir olmuş. Herhangi bir Umut Bozok'un asisti bulunmuyor. Umut Bozok Trabzonspor maçıyla birlikte, ilk daha doğrusu ilk Trabzonspor maçıyla golle tanışmıştı açıkçası. Maxi Gomez de o şekilde ardından o performans pek de gelemedi diyebiliriz ama belki de bu maçtan sonra, Dünya Kupası'ndan sonra çıkışına başlayacaktır. İsabetli şut 0.6'ya 1.3, hava topu kazanma 0.3'e 1.3 olmuş. Dribbling 0.4'e 0.6. Umut Bozok'la Batshuayi'nin karşılaştırması da bu şekilde. Bir de hakeme bakalım. Nasıl bir performans sergileyecek Halil Umut Meler? İki başkanın atamasıyla, dijital atamasıyla gerçekleştirildi. Halil Umut Meler, Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesini yönetecek. Bu maçta düdük çalacak isim. Fenerbahçe karnesine göz atalım. Tüm kariyerinde 26 maça çıkmış Fenerbahçe ile. Galibiyet 16, beraberlik 4, Mağlubiyeti 6 olmuş Fenerbahçe'nin Halil Umut Meler düdük çaldığı maçlarda böyle bir istatistiği oluşmuş Fenerbahçe'nin. Halil Umut Meler kariyerinde 22 Trabzonspor karşılaşması yönetmiş. Galibiyet 10 olmuş, beraberlik 7, mağlubiyeti ise 5. İki takımın mağlubiyeti de birbirine yakın. Galibiyette ise Trabzonspor'un 10, Fenerbahçe'nin 16 olduğunu görüyoruz. Beraberlik 4'e 7 olmuş. Daha fazla berabere kalmış Halil Umut Meler'in yönettiği maçlarda Trabzonspor bir bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Bir diğer grafiğe de göz atabiliriz. Gollerin zaman dağılımı bu sezon şöyle baktığımızda 19 gol attı Trabzonspor. Fenerbahçe ise 36 gol attı. Gollü bir sezonu geçiriyor. Fenerbahçe kendi rekorunu kırabilir Sarı Lacivertliler. 105 gollük bir rekoru var Fenerbahçe'nin. Peki bu sezon attığı 35 golde Fenerbahçe, attığı 19 golde Trabzonspor hangi dakikalarda bulmuş bu golleri? 1 ila 15 dakikalar arasında 4'er gol atmışlar. 16 ile 30. dakikalar arasında 2'ye 7 olmuş. 31 ve 45. dakikalarda 4'e 7, 46 ve 60'da 1'e 5, 61 ve 75'te 3'e 3, 76 ve 90. dakikalar arasında 5'e 10. Yani daha fazla Son dakikalarda goller izleyeceğiz gibi karşılaşmanın final süresinde, final anlarında daha fazla gol izleyebiliriz. Bu sebeple de daha heyecanlı bir hale getirebiliyor bu mücadele bizleri. Bakalım yine son dakikalarda goller görecek miyiz Trabzonspor veya Fenerbahçe'den? Bu soruların cevapları tabii ki saat 19'dan sonra belli olacak diyelim ve sözü sana bırakalım Ezgi. Furkan'a aktardıkları için teşekkür ederim ve akışımızdan devam edelim. Galatasaray Zira Türkiye Kupası 5. turunda Keçiören gücünü 1-0 yenerken galibiyet golü 82'de Buffett'in bir geldi. Fransız forvet sarı kırmızılı formayla son bölümde attığı gollere bir yenisini daha ekledi.